Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kartal. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz dün video atamadım yeni telefon aldığım için. Geçen videoda da açıklamıştım zaten. Hadi bakalım hiç boş yapmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz zeka çeşitleri hakkında bahsettiğim bir seriye başlıyorduk. Ve şimdi size zeka çeşitlerinin hakkında bilgiler vereceğim. Tabii ki mantıksal zeka, sözel zeka vesaire kullanmayacağım. Çünkü zaten onların ne olduğunu tam olarak biliyoruz arkadaşlar. Şimdi o yüzden ilk olarak varoluşsal zeka hakkında size bilgiler vereceğim. Hayatın anlamı ve hayatın başlangıcı gibi insanın varoluşu hakkında karşı duyarlılık olarak tanımlanır. Varoluşsal zeka, insan varlığı ile ilgili daha geniş ve daha derin sorunlar sormaya eğilimlidir. Mesela hayatın anlamı nedir? Niçin doğarız? Veya neden yaşarız? Veya ölünce nereye gideceğiz? Gibi sorular. Şimdi biraz daha bunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere. Pek çok insan yaşam ve ölüm, din ve spiritüellik, evet bazı kelimeleri diyemiyorum, her zaman söylüyorum bunu, ekranda görmüşsünüzdür. Varoluşun doğası ile ilgili konuşmaktan kaçınırken yüksek varoluşsal zekaya sahip olanlar üzerinde düşünmekten büyük bir haz alırlar. Çoklu zeka teorisini geliştiren Howard Gardner varoluşsal zeka etiketini felsefi düşünebilen insanlara adamış. Gardner'a göre varoluşsal zeka, kolektif değerleri ve içgüdüyle başkalarını ve dış dünyayı anlamak için kullanabilme kabiliyetini içeriyor. Ek olarak çoğu insan hayatının detaylarıyla ilgilenerek zaman harcarken varoluşsal zekaya sahip insanlar zamanlarının çoğunu büyük resmi görmeye harcıyor. Filozoflar, teologlar, psikologlar ve maneviyatla uğraşan insanlar genellikle yüksek varoluşsal zekaya sahip olan insanlar. Şimdi bu varoluşsal zeka ne işime yarıyor? Anlattın da ne işime yarıyor bu varoluşsal zeka? Sizi büyük resmi görmeye ittiği ve sizi her zaman geliştirdiği için insanlara daha anlayışlı vesaire davranıyorsunuz ve daha anlayışlı, daha yardımsever ve daha iyi bir insan olarak insanların gitti iyi bir şey ve kesinlikle geliştirmemiz olan bir şey. Şimdi sizde olup olmadığını anlayalım. Sonra da nasıl geliştireceğimizi konuşalım. Şimdi saatlerce düşünceler içinde dalıyorsanız ki ben asla böyle biri değilim. İnsan varoluşunun farklı yönlerini derin iç tartışmalar içine ele alıyorsanız vardır. Bir karar vermeniz gerektiğinde olası her sonucu hesaba katıyor ve onunla ilgili hesaplamalar yapıyorsanız vardır. Yani yüksek bir varoluşsal zekaya sahipsinizdir. Düşüncelerinizden kopmak ve önemsiz aktivite ve eğlencelerden zevk almak sizin için çok zor ise, daha var tabii ki ama ben temellerini yazdım buraya. Bu şekilde varoluşsal zekaya sahipsinizdir. Nasıl geliştireceksiniz? İki madde halinde. Dikkatinizi çeken felsefe veya dini ekolleri inceleyin. Dini ekol ne demek diyeceksiniz? Ekol bir devrim, çığır gibi bir şeydir. Yani mesela şapka devrimi. Şapka ekolüdür. Yani mesela. Başka insanlara yardım etmek için gönüllü olun. Ki daha yardımsever ve daha vicdanlı biri olun. Bu şekilde de kendinizi geliştirin. Arkadaşlar ilk videomuz, ilk zeka çeşitleri videomuzu tamamladık. Yarın da yeni bir video gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.